hemen yine bir diğer konuğumuz, hukukçu yazar Sayın Lütfullah Önder'e sözü vermek istiyorum. Sayın Önder, değerlendirmelerinizi alalım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Türkiye'nin 2017 yılını merkeze koyarak hukuk sistemini kısaca değerlendirmek istiyorum. Nereye geldik, hangi noktaya geldik? Ceza yargılamasının en temel ilkelerinden bir tanesi masumiyet karnesidir. Çok kıymetli hocam, Profesör Ünal Emiroğlu hocamız burada. Masumiyet karnesi çok önemli olduğu için ve sadece hani kanuna, yasaya konan bir şey değil, bütün hukuk sistemlerinin temelidir. Bu nedenle mesela bizim sistemimizde de anayasa hükmü haline getirilmiştir. Yani insanların suçlu olduğu ispatlanıncaya kadar masumdurlar, masum kabul edilirler. Yine bir diğer ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir. Yine hani şüpheli bir durum olsa bile suçlu olduğu şüpheden uzak, kesin delille kanıtlanmadığı müddetçe yine insanlar mahkum edilemez. Sanık lehine bu şüpheler değerlendirilmek durumundadır. Bu ilkeleri çoğaltabiliriz. Ama özellikle 2017 yılında çok ilginç, maalesef çok ilginç olaylar yaşadık. Bu en temel ilkelerin Türkiye'de yok sayıldığına şahit olduk. Bakın, ben bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. 2017'nin başlarında, biliyorsunuz 2016 Temmuz ayında bir darbe teşebbüsü yaşandı ve ondan sonra 2017 yılına başına geldiğimizde Türkiye Baylok diye bir şeyle tanıştı. Ve dendi ki 215 bin kişi, MIT bir rapor hazırladı. 215 bin kişi Baylok kullanıcısı. Bunlar FETÖ'nün kendi içinde yazışmak için hazırladıkları bir program. 215 bin kişinin FETÖ üyesi olduğu dolayısıyla tespit edilmiş oldu. Bunların yurt dışına çıkmaması için hemen hani direkt bir cezalandırma yöntemiyle bu 215 bin kişinin pasaportları iptal edildi. Bununla yetinilmediler. Bunlar Baylokçu olduğuna göre, yani FETÖ'cü olduğuna göre, bunların eşlerinin de büyük bir ihtimalle FETÖ'cü olma ihtimali çok kuvvetli. Onların da yurt dışına kaçmaması lazım. Bir 215 bin kişi de eş durumundan dolayı onların da pasaportları iptal edildi. Bunun mağdurlarından biri de benim. 2017'de böyle bir sürpriz yaşadık biz de. Ve direkt hani pasaportun iptal edilmesi demek aslında direkt infaz, cezalandırma direkt yapıldı. Sonra aradan zaman gibi bir sürü insan tutuklandı, soruşturmalar açıldı. Çok ciddi mağduriyetler yaşanmaya başlandı. Aradan zaman geçti. MIT yeni bir çalışma yaptı. Dediler ki ya bu 215 bin kişilik liste var ama bizim yaptığımız çalışmada bunun 102 bin tanesinin Baylok'a 3'ten fazla bağlandığı, geri kalan 113 bin kişinin ise yüklenmiş olduğu ama hiç bağlanmadığını biz tespit ettik. Dolayısıyla bu 215 bin kişilik liste 102 bine düşürüldü önce. Ama ondan sonra 102 bine düştükten sonra bu kesin listedir. Bunu eleştiren FETÖ'cüdür, haindir. Çünkü bu üzerinde çok detaylı çalışılmış bir listedir. Bunun aksini kimse iddia edemez. Bunun aksini iddia eden bu işi sulandırmaya kalkıyorlar dendi. Yargıtay Baylok'un kesin delil olduğuna yönelik karar verdi, hüküm kurdu. Baylok'tan mahkumiyet kararları, yani Baylok yüklendi diyerek insanlar hakkında cezalandırılmaları yönünde, terör örgütü, silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmaları yönünden kararlar verildi, mahkumiyet kararları verildi. Bu kararları üst mahkemeye taşındığında mesela sadece Baylok yüklendi, hiç mesaj yok, mail yok, içerik yok, yüklendi diyerek insanların mahkum edilemeyeceği görüşünde olan örneğin Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan hakimler hemen apar topar görevden uzaklaştırıldı. Çünkü bu kesin delildir. Siz nasıl bunları yok sayarsanız bunları ciddiye almak durumundasınız, cezalandırılmak durumundasınız dendi. Ve öyle bir noktaya gelindi ki bu şekilde Baylok'tan soruşturma açılan
insanlar içerisinde hakimler var, savcılar var, ciddi kamu görevlerinde görev yapan insanlar var. Hiç kimse derdini anlatamıyor. Çünkü kimse dinlemiyor. Gidiyorsunuz, biz hani dediğim gibi bu işin mağduru da olduğumuz için savcıyla oturup konuştuğumuzda diyor MİT'ten liste geldi. Tamam, ama bu listeyi denetlememiz lazım. Bir rapor alınması lazım. Yapacak bir şey yok. Biz, yani veriler bizim elimizde değil. O zaman MİT'e yeniden bir rapor, denetime elverişli bir rapor oluşturun. Bunu yapamayız biz. Yani öyle bir noktaya gelindi ki, yani MİT demek aslında kolluk demek veya istihbarat demek. Yani idari görevli kişi demek. Görevli kişinin, devletin görevlisinin hazırladığı listede ismin geçiyorsa sen otomatik suçlu ilan edildin. Yani masumiyet karinesi falan, bunların hepsi yok sayıldı maalesef. Ve insanlar öyle bir noktaya geldi ki artık hukukun en temel ilkelerinden bir tanesi de müddeyi, iddiasını ispatlamak durumundadır. Yani biri seni, sana suçlusun diyorsa senin suçlu olduğunu ispatlamak durumundadır. Ama böyle bir tablo yok. Sana suçlusun diyor, suçsuzluğunu sen ispat et durumuna gelindi. Ve en sonunda bu da oldu 2017'de. Baylok'la suçlanan insanlar aslında Baylok programını kullanmadıkları halde bağlanmış gibi göründüklerini bilir kişiler buldular, uğraştılar, didindiler. Suçlu olmadıklarını, suçsuz olduklarını ispatladılar. Yani 2017 hakikaten hukuk açısından ilklerin yaşandığı, belki de dünya tarihinde bilmiyorum hocam örneği var mı ama ilklerin yaşandığı örneklerden bir tanesi oldu. Suçsuz olduğunu ispatlamak durumunda kaldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta 11.480 kişinin aslında Baylok'a bağlanmadığı halde bağlanmış gibi gözüktüğü, bunun işte bir yanlışlık olduğunu ifade etti ve bunu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdi. Bu 11.480 kişinin içerisinde 57 tane hakim ve savcı da var. Bunların içerisinde ağır ceza başkanları da var. Yine 2017'de bir şeyi daha görmüş olduk. Hakim savcıların bile, ağır ceza mahkemesi başkanı, savcı, suçsuz ama suçsuz olduğunu mahkemeye anlatamadığı bir yılı maalesef yaşamış olduk. Ben şimdi hukuku yine değerlendireyim diye programdan önce bu stüdyoda oturduğumda hafızamı biraz yokladım. Ben dedim geçen sene de hukuku yine değerlendirmiştim. Bir önceki sene de hukuku değerlendirmiştim. Ne konuştuğumu düşündüm. 2015 dedim ki ya 2014'de göre kan kaybettik. 2016'da ya inşallah 2017 daha iyi olur. Hukukta kan kaybettik. Şimdi 2017'nin sonuna geldik. Şimdi bu gidişata bakarsak herhalde 2018'de 2017'yi hukuk açısından mumla arayacağımız bir yılı geçireceğiz gibi maalesef gözüküyor. Evet. Bu anlamda son sözüm de şu olsun. Yine 2017'de kanun hükmünde kararname, olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Umarım 2018'de bu kanun hükmünde kararnamenin toplumda bulduğu karşılığın oluşturduğu problemleri ve yansımalarını, hukuk sistemine yansımalarını konuşmayız. Eğer bunu konuşursak çok acı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Lütfullah Önder.